Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 60-65. ayetler arasını okuyacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Elem tara ilellezine yezumune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Şu kimseleri görmez misin? Onlar sana indirilene ve senden öncekilere indirilene İman ettiklerinin iddiasındalar. Yuridune en yetehakemu ile tağut, ama tağuta muhakeme olmak için müracaat ediyorlar. Bunu murad ediyorlar. Vakat ümiru en yekfuru bihi, halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Ve yuridu şeytan, şeytan ise diliyor en yudillahum dalalen baide, onları büsbütün yoldan çıkarmak istiyor. Burada münafıklarla alakalı bir duruma ayet-i kerimede dikkat çekiliyor. Münafıklar, özellikle kitap ehlinden olan münafıklar, daha önceki kitaplara indirilen kitaplara iman ettiklerini söylüyorlar. Peygamberimize indirilene de iman ettiklerini söylüyorlar. Ama uygulamada bakıyorsunuz ki peygambere müracaat değil de tağuta müracaat etmeyi istiyorlar. Ve şeytan bu noktada onları o tarafa yönlendiriyor. Onları büsbütün yoldan çıkarmak istiyor. Burada tağut kelimesi Kur'an'da geçen kavramlardan biri olarak değerlendirilebilir. Ve tağut Allah yerine ikame edilen batıl mabutlar. Allah yerine konulan her şey. İşte Allah-u Teala normalde hüküm verir, Allah'ın hükümleri yerine getirilir. Ama bir insan, diyelim Firavun gibi Allah düşmanı kimseleri hakem olarak seçerse, tağuta müracaat etmiş olur, onu bir nevi ilah yerine koymuş olur. Veya doğrudan doğruya şeytan, şeytan da bir tağuttur. İnsandaki nefsi emmare başka bir tağuttur. Putlar da yine birer tağut olarak değerlendirilir. Demek ki peygambere müracaat etmesi gerekirken ve Allah'ın hükümlerine müracaat etmesi gerekirken bir kısım insanlar tutup da peygambere iman ettiğini söylemekle beraber tağuta müracaat edecek olurlarsa bunlar yoldan çıkmış oluyorlar. Ve bunlar münafık olan kimseler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara şöyle denilse تَعَالَوْ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin. Yani Allah ne diyor? Kitabında ne diyor? Peygamber ne söylüyor? Ona gelin denildiğinde رَأَيْتَ الْمُنَافَقِينَ Münafıkları görürsün. يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ Senden yüz çevirdiklerini görürsün. Yan çizdiklerini görürsün. Yani Allah'ın hükmüne gelmek, peygamberin ortaya koyduğu esaslara tabi olmak münafıklara zor geliyor. Bunlar her ne kadar biz iman ettik iddiasında bulunsa da haydi gelin Allah'ın hükmünü uygulayalım, haydi gelin peygamberin dediğini yapalım denildiğinde bunlar yan çiziyorlar. Fekeyfe nasıl olur onların hali? İzâ asâbetum musibetun bimâ gaddemet eydihim. Kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak başlarına bir musibet geldiğinde onların hali nice olur. Thumme ca'uke sonra sana gelirler. Yahlifune billahi Allah'a yemin ederek in eradne illa ihsanen ve tevfika. Yani biz ancak bir güzellik, bir iyi şey muvaffak olmak bunu istemiştik. Yoksa kötü bir niyetimiz yoktu derler. Burada şunu görmekteyiz. Yani münafıklar Allah'ın hükmüne gelmekten, peygamberin hükmüne razı olmaktan geri kalıyorlar, yan çiziyorlar. Ama bunun neticesinde başlarına bir musibet geldiğinde akılları başlarına gelir gibi oluyor ve peygamberimizin yanına varıyorlar ve akılları bir derece başlarına gelmiş bir şekilde evet biz eskiden şöyle şöyle yapmıştık ama o zaman da bir kötülük istememiştik. Ancak bir iyilik, güzel bir hal ve bir tevfik istemiştik. Bunu ifade ediyorlar. Acaba bunlar samimi mi? Ulaike ellezine ya'lemullah ma fi kulubihim.
Allah onların kalplerinde olanı elbette bilir. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bilmiş olduğu kimselerdir. Onların hali Allah'a gizli değildir. فَاَعْرِضْ anhum, sen de onlardan yüz çevir. وَاِذْهُمْ, ve onlara öğüt ver. وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا, ve onlara kendi nefisleriyle alakalı beli bir söz söyle. Onların nefislerini etki edecek beli, etkili bir söz söyle. Burada şunu görmekteyiz. Allah-u Teala münafıklarla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yol haritası çiziyor. Ve Peygamberimiz münafıklara ne şekilde muamele etmesi gerekir? Bununla alakalı esaslar bu münasebette bildiriliyor. Tabi bu esaslar sırf Peygamberimizle sınırlı değil. O yolda giden herkes bu esasları bilmeli ve yeri geldiğinde buna göre hareket etmeli. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayetten almış olduğu ölçülerle münafıklara yumuşak muamelede bulundu. Ve Peygamberimiz doğrudan münafıklara kılıç çekmedi. Onları Müslüman gibi kabul etti. Münafık olmalarını bilmekle beraber onların tevbe etmelerini bekledi. Ve onların perdesini kaldırmadı tabiri caizse. Yani siz kafirsiniz deyip de onları doğrudan cezalandırmadı. Onlara öğüt vermeyi ve onlara etkili olacak bir şekilde söz söylemeyi tercih ettim. Kur'an-ı Kerim'de cahidil küffara vel münafıkın, ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla cihad et ayeti var. Peygamberimizin kafirlerle cihad etmesi zaman zaman savaş yoluyla olmuştur. Zaman zaman diplomasiyle. Ama münafıklarla cihad etmesi hiçbir zaman savaşla olmamıştır. Onlara normalde mümin muamelesi yapmış, onların gönüllerini kazanmaya çalışmış ve böylece münafıkların sayısını azaltmayı hedef edinmiştir. Ve denildiğine göre, kitaplarda nakledildiğine göre Peygamberimiz döneminde başlangıçta Medine-i Münevvere'de 1000 kadar münafık vardı. Ve Medine'nin nüfusu 10.000 civarındaydı. 10.000 nüfusu olan bir yerde 1000 tane münafık az da değil. Nüfusun onda biri münafık durumunda. Ancak Peygamberimiz bunlara güzel muamele yapınca bunların pek çoğu zamanla samimi Müslümanlar haline geldiler. Dillerindeki kelime-i şehadet kalplerine indi. Artık samimi bir Müslüman durumuna gelebildiler. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara sert tavır takınsaydı ve bunlara şiddet göstermiş olsaydı bunlar münafıklıkta daha da katılaşabilirlerdi. Daha da münafıklıkta ileri gidebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın talimatları doğrultusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlara Müslüman muamelesi yapınca ve onlara güzel söz söylemek, öğüt vermek ve onları iyiliğe teşvik etmek gibi hareketlerde bulununca bunların pek çoğu zamanla Müslüman haline geldiler. Onlardan yüz çevir derken buradaki yüz çevir bütün ilişkileri kes anlamında değil. Yani birden hemen cezalandırma, bu anlamda da değerlendirilmiş. Ve onlara öğüt ver. Çünkü eğer güzel bir şekilde öğüt verilirse insan bundan etkileniyor. İnsan etkilenen bir varlıktır. Peygamberimize de öğüt vermesi bildiriliyor. Ve onlara beli bir söz söyle. Onlara kendi nefislerinde beli bir söz söyle. Burada fi enfusihim ifadesi, yani topluluk içinde değil, herkesin içinde onları teşhir ederek değil, ayrıca onlarla konuş. Bu anlamda da değerlendirilmiştir. Yani bir insanın ayıbı herkesin içinde teşhir tarzında söylenirse o insan mahcup olur ve gururu hayli rencide olur. Ama özel olarak söylenirse daha etkili olur ve nasihat yerini bulmuş olur. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاءَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye gönderdik. Yani peygambere itaat edilir ve peygambere itaat Allah'ın izniyledir. Peygambere itaat Allah'a itaat gibidir. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ. Şayet onlar nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ,
istiğfar etseler de ve estağfere lehumur rasul ve Allah Resulü de peygamber de onlar için Allah'a istiğfarda bulunsaydı, mağfiret talebinde bulunsaydı, levecedullah tevvaber rahime, elbette onlar Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulacaklardı. Yani burada kendilerine tevbe kapısının açık olduğu nazara veriliyor. Evet, Allah peygamberini göndermiştir. Peygamber itaat edilsin diye gönderilmiştir. Ama münafıklar bu itaati gösterememişlerdir. Peki kapı kendilerine tümüyle kapalı mıdır? Hayır, kapalı değil. Kapı açıktır. İşte diyor, onlar nefislerine zulmettiklerinde, bir takım böyle uygunsuz işler yaptıklarında, muhalefet ettiklerinde, senin yanına gelseler, Allah'ın bağışlamasını isteseler, peygamber de onlar için mağfiret talebinde bulunsa, elbette Allah-u Teala'yı tevvaf ve rahim olarak tevbeleri kabul eden ve bağışlayan bir Rab olarak bulacaklardı. Fela ve rabbike, hayır, Rabbine yemin ederim ki la yu'minune, onlar iman etmiş olamazlar, hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, aralarında çıkan tartışmalarda seni hakem yapmadıkça iman etmiş olamazlar. Devamı var. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ, sonra senin vermiş olduğun hükümden kendi içlerinde herhangi bir sıkıntı duymayacaklar. Yani gönül hoşluğuyla o hükme razı olacaklar ve yüsellimu teslime, tam bir teslimiyetle o hükme boyun eğecekler. Bunu yapmadıktan sonra onlar sana iman etmiş olamazlar. Ayet-i kerime münafıklar münasebetiyledir. Yani münafıklar, evet biz peygambere uyduk, Müslümanız diyorlar ama Müslüman olmanın ölçüsü burada şöyle nazara veriliyor. Müslüman, aralarında bir takım ihtilaflı konular, tartışmalı konular olduğunda peygambere müracaat eder. Ve peygamberin verdiği hükme razı olur. Peygamberin verdiği hükmü aynen kabul eder ve tam bir teslimiyetle ona teslim olur. Demek ki peygambere iman etmenin ölçüsü budur. Yoksa peygambere iman ettik deyip de hem peygamberin verdiği hükme razı olmamak, hem de onun verdiği hükümden hoşlanmamak, ona teslim olmamak, bunlar imanla bağdaşır şeyler değildir. Ayet-i kerime her ne kadar münafıklar münasebetiyle gelmişse de herkeste nefis var. Bazen olur ki Müslümanlarda da Allah'ın Resulü'nün verdiği hükümde içlerinde bir tereddüt meydana gelebilir. Bu tabii tehlikeli bir durumdur. Ve bu durumda olan bir kimse imanını kontrol etmelidir. Peygamberin verdiği hükme razı olmamak dinin en önemli bir esasını kabul etmemek anlamına gelir. Çünkü her ne kadar şari hakiki Cenab-ı Hak'tır, hükümleri koyan Allah'tır, hükümleri bildiren Allah'tır. Ama Peygamberimiz de onların mübelliğidir. Allah'ın hükümlerinin bize ulaşmasına vesiledir. Öte yandan Allah-u Teala Peygamberimize bu noktada hüküm verme yetkisi de vermiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu çok net bir şekilde de bize anlatılmıştır. Yani Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, bu manada ifadeler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu ayetler çerçevesinde de bunlara dikkat çekilmişti. Bu durumda ben müminim diyen bir kimse Allah Resulü'nün verdiği hükme razı olması gerekir. Konu bütünlüğü açısından değerlendirdiğimizde sayfanın başında, konunun başında Allah-u Teala bir kısım insanların tağuta müracaat ettiklerini bize bildirmişti. Yani tağuta derken Allah yerine ikame edilen batıl şeylere müracaat. Mesela ihtilaflı bir konu olduğunda doğrudan peygambere müracaat etmeleri gerekirken tutup da peygamber dışında onun yoluna aykırı bazı şahıslara müracaat etmek gibi. Demek ki buna mukabil olarak Kur'an-ı Kerim bize bir ölçü getiriyor. Onlar aralarında ihtilafa düştükleri konularda peygambere müracaat etmedikçe ve peygamberin verdiği hükme razı olmadıkça, tam bir teslimiyetle ona teslim olmadıkça gerçek anlamda iman etmiş olamazlar. Demek ki imanın ölçüsü bu. Peygamberin bize getirdiği hükümleri kabul etmek
ve bu hükümlere tam bir teslimiyetle teslim olmak. Müslümanlara, müminlere düşen görev budur. İşte Kur'an-ı Kerim Beni İsrail'i anlatırken onların Semi'ana ve Asayna dediklerini anlatıyor. Yani işittik, isyan ettik dediklerini söylüyor. Ama bize yakışan, bize düşen Semi'ana ve Ata'ana diyebilmek. Yani işittik ve itaat ettik. Bir Müslümana yakışan budur. Ve bir Müslüman böyle hareket ettiğinde elbette tağutlara boyun eğmekten, onlara müracaat etmekten kurtulacaktır. Günümüzde acaba bunun uygulaması nasıl olabilir? Ben bir misal vereyim. Diyelim Nisa suresinde de geçmişti. Bu sureyi değerlendirirken bazen temas ettik. Allah-u Teala mirasla alakalı hükümleri bize bildiriyor. Kadına şu kadar, erkeğe bu kadar, anaya bu kadar, babaya bu kadar. Hükümler belli. Ayrıntılarıyla belli. Şu anda yürürlükte olan kanunlarda aslında bunlara riayet edilmiyor. Medeni kanun denilmiş ve medeni kanuna göre şu anda miras taksimi söz konusu. Ancak bu konuda uygulamada herhangi bir baskı yok. Yani bir miras olayında taraflar, mirasa muhatap olan kimseler eğer isterlerse kendi aralarında Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği şekliyle mirası taksim edebilirler. Ama Kur'an'a göre taksim edelim denildiğinde hem de namaz kılan bir takım insanların hayır biz Kur'an'a göre değil şu anda hukukta nasılsa uygulamada olan mer'iyette olan hukukta nasılsa ona göre mirası taksim edeceğiz demeleri çok tehlikeli bir durumdur. Yani Allah'a iman eden, peygambere iman eden bir kimseden sadır olmaması gereken bir durumdur. Çünkü her ne kadar belli bir uygulama varsa da fakat doğrudan kişilerin kendi rızasıyla yaptıkları uygulamaya herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'deki mirasla alakalı bu ayetlerin uygulaması fertlerin vicdanına bırakılmıştır. İşte mirasa muhatap olan kimseler doğrudan doğruya bu meselede Allah'ın kitabındaki hükmü uygulayalım, peygamberin ortaya koyduğu ölçüleri uygulayalım deseler, içlerinden de bazıları tutup hayır biz bunu istemiyoruz deseler, Müslüman olmakla beraber böyle bir şey deseler, elbette bu onlara yakışmayan bir durumdur, olmaması gereken bir durumdur. Ve genel anlamda yine değerlendirdiğimizde bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirmiş olduğu ölçüler ortadadır. Hadis mirası, hadis kültürü ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri Kütüb-i Sitte gibi kitaplarda yer almıştır. Bunları okuyup öğrendiğimizde onlara göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekir. Yani Peygamberin getirdiği ölçüler Allah'a giden yolu bize gösteriyor. Dünya ve ahirette mutluluğa giden yolu bize gösteriyor. Ama bir kısım insanların bunları bilmekle beraber veya ilk defa duymakla beraber kabul etmemeleri elbette Müslümana yakışır bir durum değildir. İslamiyet bu noktada teslimiyet istiyor. Yani İslamiyet, İslam kelimesinde zaten bir teslimiyet manası da var. Ben Müslümanım diyen bir kimse Allah'a teslim olduğunu ifade etmiştir. Ve Allah'a teslim olmak peygambere itaati de gerektiriyor. Men yuti'ir rasul fakat eta Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu. Peygamber size neyi verirse alın. Ve ma nehaakum anhu fentahu. Ve peygamber neden sizi yasaklamışsa ondan da geri kalın. Kur'an'ın hükümleri belli. Bu noktada peygamberimizin ortaya koyduğu esaslar belli. Biz Müslümanlara düşen semi'ana ve ata'ana deyip işittik, itaat ettik deyip onları uygulamak. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada muvaffak eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.